de geliyor. Aksaklıklar için kusura bakmayın. Dediğim gibi ilk canlı yayınımız bu. Ben de bir yandan canlı olarak öğrenmeye çalıştım. Refik abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi şükür, sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Yavaş yavaş artık yerel seçim sezonuna girdik. Gündemi hızlandırıyoruz, alevlendiriyoruz. Yeteri kadar yaz tatili yaptığı insanlar artık havaya girelim diye. Siftah'ı da seninle yapıyoruz. Seçim 2024 programlarında. Evet. Şimdi Sayın Refik Bey, 26 Ağustos'ta Sayın Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü ve Büyük Taarruz'un başlangıcının yıl dönümü için Afyon'da bir geniş kapsamlı bir açıklama yaptı. Genel seçimin kaybedilme sebeplerini ittifaka bağladı. Kendi tabiriyle kazanacak adayların gösterilmemesine, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylarını dikte etmesine bağladı. Bunun haricinde önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin bir mesaj verdi. Dedi ki biz bundan sonra yerel seçimlere ittifaksız gireceğiz. Kendi logolarımızla gireceğiz. Bütün illerde kendi adaylarımızı çıkaracağız. Gerçi sonra basına yaptığı ikinci bir açıklamada İstanbul ve Ankara özellikle sorulmuş. Zamanı geldiğinde bakacağız onlara demiş ama şimdi genel kararın 81 ilde ve bütün ilçelerde İyi Parti'nin kendi adaylarıyla, kendi logosuyla yerel seçime girmesi olarak görüyoruz. Doğru mudur bu? Tam doğru değil. Yani Nedir peki? O doğru zaman okuyor musunuz? sizden alalım. Şöyle, Meral Hanım'ın tabii ben o günkü o toplantıda vardım. Ben de oraya katıldım. O süreçte yaptığı konuşma çok net. Sayın Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye, Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Dedi ki bu yerel seçimlerde hepimiz dedi kendi adayımızla çıkalım dedi. İttifak yapmayalım diye çağrıda bulundu. Şimdi ve sonra gene o konuşmasının satır aralarında dedi ki bizim dedi ülkenin menfaati parti menfaatlerimizin her zaman üstünde gelir dedi. Yani gerektiği yerde tekrar İyi Parti nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday konusunda gerektiği yerde taviz verdi, gerektiği yerde geri çekildiyse yine yerel seçimlerde de karşımızda Cumhur İttifakı'nın ortak adaylarla girdiği ortamda bizim tek başımıza girmemiz bir anlam ifade etmediği için mutlaka ki zaman zaman bazı illerde, bazı büyük şehirlerde, bazı ilçelerde ittifaklar yapılacaktır. Bu çok doğal, bunu çok net olarak o konuşmasının içinde var zaten. Konuşmayı tümüyle dinleyip değerlendirirseniz bu ilk konuşmasında da var. İkinci açıklamada onunla ilgili geldi zaten ondan sonra. Yani tabii ki yani gün geldiğinde İstanbul veya işte büyük şehirler olur, bütün büyük şehirlerde veya parça parça yerlerde Cumhur İttifakı tekrar birlikte seçime girerse diğer partilerle Millet İttifakı'nın tek başına seçime girmesi Cumhur İttifakı'na belediye başkanlıklarını altın tepsiyle sunma anlamına gelir. Yani böyle bir tuzağa da İyi Parti düşmez. Anlıyorum. Peki o zaman İBB'den başlayalım. Sizce İBB seçimlerinde CHP İYİ Parti ortaklığı olacak mı tekrardan ya da aday bazında mı bu değerlendirilecek? Mesela Ekrem İmamoğlu'nu 2019 seçimlerinde İYİ Parti açık biçimde desteklemişti. Zaten ortak adaydı, ittifakın adayıydı. Ekrem İmamoğlu ile örneğin tekrar 2024 seçimlerine girilirse İYİ Parti destek verir mi? Şöyle tabii ki o genel merkezin, genel idare kurulumuzun alacağı karara bağlı ama öngörü olarak soruyorsan ben şunu söyleyebilirim. Yani partinin tabanı bu konuya tabii ki sıcak bakar. Meral Hanım bugüne kadar Sayın Akşener diğer parti liderlerinin dışında hiçbir konuda ilçe başkanlarına, il başkanlarına, genel idare kuruluna danışmadan karar almamıştır. Cumhurbaşkanlığı konusunda da bütün ilçe başkanlarının ve il başkanlarının görüşü alınarak Ekrem Bey ve Mansur Bey ortaya çıkmıştır. Çünkü biliyorsun Meral Hanım ve Sayın Akşener pandemi sürecinde Türkiye iki kere ilçe ilçe dolaştı. Biz de ilçe başkanları ve il teşkilatları
esnafı, vatandaşı iki kere dolaştık. Buradan çıkan sonucun biz kendisine ilettik. O da masaya getirmişti. Şimdi yine böyle olacaktır. Tabii ki yani bize göre Ekrem İmamoğlu, Sayın İmamoğlu bizim ortak adayımızdı. İttifakın ortak adayı olarak seçime girdi ve kazandı. Biz başarılı da buluyoruz. Tabii genel idare kurulumuz ve üst yöneticiler bunu değerlendireceklerdir. Eğer böyle bir talep gelirse CHP'den burada işbirliğine gidilmesi çok doğal ama tabii geçen dönemki şartlarla olmayacağı da çok net kesin. Anladım. Ne olabilir yeni şartlar? Örneğin HDP'nin bu sefer ittifak içinde yer almaması ya da yeni adıyla Yeşil Sol Parti ittifak içinde yer almaması gibi bir yani, şey olamıyor. Yo, HDP zaten ittifak içinde yer almadı. Dışarıdan destek vermişti sanırım o zaman da. Yani ittifak içinde hiçbir zaman HDP olmadı. Ama tabii Millet İttifakı'nın yumuşak tarafı bu, hep oradan geliyorlar. HDP ile işbirliği yapıyorsunuz. HDP. Yani şimdi diyelim iki tane aday çıktı. HDP aday çıkarmadı. Ya da şimdi Yeşil Sol Parti diyelim çıkarmadı. Ama gitti. Cumhur İttifakı'nın adayını destekledi. Şimdi Cumhur İttifakı şimdi HDP ile ya da Yeşil Sol Parti ile ittifak mı yapmış olacak? Yani onlara verdiğin zaman Allah'a çok şükür diyorlar. Tamam diyorlar. Ya adamlar ne yapalım yani, biz aday çıkardık, biz destekledik diyorlar. Ama başkasına oy verdikleri zaman diyorlar ki, onlar diyorlar bak teröristlerle işbirliği yaptı diyorlar. Yani böyle bir tavır şimdi, milleti... Yanlış anlaşılmaya da mal vermeyelim bu arada seyircilerimiz arasında. Bir Yeşil Sol Parti Cumhur İttifakı'na hiçbir şekilde destek vermeyeceğini zaten defalarca söylemiştir. İkincisi de bu seçimlerde kendi adaylarıyla çıkacaklarını ilan ettiler. Ya, tabii yani, her parti... 28 ay var siyasette, 24 saat uzun bir zamandır ama... Benim söylemek istediğim şeyle ilgili değil. Yani geçen dönem de o problem olmadı. Sonuçta insanlar aday çıkarır veya çıkarmaz. Yani ne olur bu Saadet Partisi yeni şartlar mesela, ne olur? Geçen dönem Saadet Partisi aday çıkardı her yerde. İstanbul'da çıkardı. 100.000'den fazla oy aldı Saadet Partisi. Yani ilk seçim biliyorsun 14-15.000 oyla kazanılmıştı. O zaman şimdi her taraftan baktığında Saadet Partisi de şunu diyebilir. İşte bak biz aday çıkarmışsaydık bu 100.000 oy çoğu işte Cumhur İttifakı'na giderdi. Cumhur İttifakı kazanırdı falan filan. Ama sonuçta Hatice'ye bakmayıp neticeye bakmak lazım. Geçen dönem Ekrem Bey kazandı. Bence çok büyük bir başarıdır. Hükümete karşı, herkese karşı ciddi anlamda çalıştı ve kazandı. Çok iyi şeyler de yaptı bana göre. Çok iyi şeyler de yapmaya devam ediyor. İyi Parti, CHP'den böyle bir teklif geldiği takdirde İyi Parti tabanı buna hayır demez. Nitekim Genel İdare Kurulu üyeleri ve Sayın Akşener de buna hayır diyeceğini sanmıyorum. Ama şartlar aynı olmaz derken, geçen dönem büyük şehirlerde bu ortaklığı teklif eden, CHP'ye teklif eden İyi Parti'ydi. İyi Parti bu projeyi sundu ve başarılı olundu bu projede. Yani yoksa CHP tek başına böyle bir proje olmasaydı, Türkiye'nin her yerinde ya da %70'inde, %80'inde büyük şehirleri kazanma şansı yoktu. Güzel bir ortaklık oldu. Güzel bir birliktelikle Cumhur İttifakı'nı birçok büyük şehirde yerle bir ettik. Ha, bunu niye kendi elimize tekrar verelim? Mutlaka bununla ilgili bizden daha iyi düşünüyordur büyüklerimiz. Ama vermeyeceğiz. Şu var, burada püf nokta şu. Geçen dönem Millet İttifakı kuruluşu, yani büyük şehirlerde ve belediyelerde bu projeyi götüren Meral Akşener'di. Yani şuna benzer bu, hani sizin bir malınız var, ben satışa çıkardığımda fiyatı farklı oluyor. Ama senin bir malın var, birisi gelip ya işte sen bunu satar mısın dediğinde farklı oluyor. Geçen dönem işin tabiriyle, yani halk tabiriyle söyleyelim, biz bu ortaklıktan çırak çıktık. Yani İBB'de, büyük şehirlerde, Ankara'yı çok bilmediğim için bir şey demiyorum. Ama İBB'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biz çırak çıktık. Yani 30-32 tane daire başkanlığı var, bir sürü genel müdürlük var. İyi Parti'nin 800-900 bin tane oyu var. Yani İstanbul'da %1 ile %2 ile seçim kazanılıp kaybediliyor. %8,5-9 oyu olan bir İyi Parti 32 tane daire başkanlığından bir tanesini alamadı. İki tane genel müdürlük aldı.
Yani şimdi bir ortaklık varsa, yani diyelim biz ikimiz bir yerde ortaklık yapıyoruz, sermaye koyduk. Sizin sermayeniz %65, benimki de %35 ise, ben de hissem oranında buradan bir kar ya da bir başarı çıkıyorsa oradan pay almam gerekiyor. Burada bu yüzden İyi Parti geçen dönem bu işten çırak çıktı ama bu dönem pek öyle olacağını sanmıyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Demek istediğinizi anladım. Peki bu kararın Silivri'de etkisi ne olur? Silivri yerel seçimlerinde. Örneğin İyi Parti Silivri'de kendi adayını mı çıkarır? Ya da yine bir CHP ortaklığı, CHP desteği mi olur? Silivri konjonktüründe konuşursak. Ya Silivri'de şöyle yani Silivri yerel seçimlerini 2019'u ve 2023'teki genel seçim oranlarını incelediğiniz zaman zaten vatandaş ortaya net kararını ortaya koymuş. Yani Millet İttifakı burada parçalanmadan ciddi bir adayla seçime giderse açık farklı seçimi alır. Yani bu CHP'den olur, aday İYİ Parti'den olur, onu tabii ki bilemeyiz ama buna karar verecek olan ilimiz, işte genel idare kurulu üyelerimiz Sayın Akşener. Çünkü Sayın Akşener ve Burak Avuncu Ankara, İzmir ve İstanbul'u direkt kendilerine bağladılar. Buradaki kararları en son Evet. onlar noktaya koyuyorlar. Diğer illerde diğer şeyler var, yönetici arkadaşlar var. Bu yüzden Silivri'de tablo çok net, yani açıldı, çıta açıldı. Yani geçen dönem biliyorsunuz 30 42 idi Cumhur İttifakı'nın 2018'deki oy oranı. 46 da Millet İttifakı'nda, yani 4 puan arada vardı ama şu anda 10 puan var. Yani 36 28 nokta küsur aldı. AK Parti aldı. 7 nokta küsür de MHP aldı. MHP ile ikisinin toplam oy oranı %36'ya tekabül ediyor. İyi Parti ile sadece buradaki CHP'nin oyu %46'ya tekabül ediyor. Yani aradaki çıta açıldı. %10 bir fark var. Geçen dönem %4 fark vardı. Hani %4 olduğunda %2'yi bu tarafa kaydırdığınız zaman Cumhur İttifakı'nı seçip kazanma şansı vardı ama %10'u azaltamazsınız. Yani %10'daki farkı kapatamazsınız. Kaldı ki geçen dönem %6 civarında da bir selam değirmenci faktörü vardı. O da buna etken oldu. Yoksa bu dönem geçen döneme nazaran çok daha rahat bir yerel seçim olur. Yani Millet İttifakı parçalanmadan seçime girerse. Anlıyorum. Peki İyi Parti'nin aday gösterme senaryosu üzerinden konuşalım. İyi Parti dedi ki Silivri'de biz kendi başımıza ya da İstanbul genelindeki bütün ilçelerde Silivri üzerinde demeyelim de kendi başımıza seçime giriyoruz. Şimdi yeni yönetimde biliyorsunuz kavgalar, gürültüler, kapanan mahalle teşkilatları, istifa edenler, çok istifa edip CHP'ye geçen çok kişi oldu. Yönetim kadrosu sağ kolları, sol kolları istifa etti. Şu an Silivri'de İyi Parti'nin şu anda yarın seçim olsa çıkarabilecek bir adayı var mı sizce? Hani her zaman çıkaracak aday olur. Bizim içimizde de çıkacak çok değerli adaylar var, çok değerli insanlar var. Önemli olan aday çıkarmak değil, seçimi kazanmak. Yani burada aklın yoru bir, şimdi bu nasıl ki, yani eğer şimdi gene genel seçime geleceğim ama genel seçimde Sayın Akşener'in dedikleri yapılsaydı, anketlerde birinci çıkan iki tane isimden birisi aday olsaydı, nasıl ki Türkiye genelinde seçimi kazanacak olsaydı, Silivri'de de anket yapılır. Yani CHP'den işte başka parti, ittifak ortağı diğer partilerden de aday yapılır. Adaylar arasında kamuoyu araştırması yapılır. Hangisi daha yüksekse, kazanılabilecek en yüksek adayla seçime gidilirse burada seçim yani %50'nin üzerinde bir oyla çok rahat kazanılır. Ha bu İYİ Parti olur, CHP olur. Orada çok büyük bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama ben şunu düşünüyorum. Eğer İYİ Parti ile CHP İstanbul'da ortaklık yapacaksa bazı ilçeleri de İyi Parti aday çıkaracaktır. Bazı ilçelerinde CHP aday çıkaracaktır. Yani böyle bir paylaşım yapılacaktır. Dediğim gibi geçen dönemki gibi İyi Parti bu işten çırak çıkmayacak her anlamda. Anlıyorum. Anlıyorum.
Silivri var mıdır o ilçelerin arasında, İYİ Parti'nin aday göstereceği ilçelerin arasında? Sizin döneminizde konuşuluyordu çünkü şimdi ismini unuttum. Genel merkezden bir, geçen yaz genel merkezden bir yetkilinin açıklaması vardı. Biz CHP'den özellikle Silivri'yi isteyeceğiz diye. Ha, şöyle bir şey vardı geçen, şöyle diyeyim. Yani 2000 işte bir sene önce falan, 1,5 sene önce İstanbul genelinde yaptığımız anketler vardı. İstanbul İl Başkanlığı yapmıştı. Silivri'deki oyumuz %18,5-19 gözüküyordu ve yukarı doğru bir ivme vardı Silivri'de, ki yerel seçimlere daha 2 sene falan vardı. Bununla beraber tabii Silivri'nin seçmen yapısı İYİ Parti'ye çok uygun bir seçmen yapısı var. Biliyorsun Doğru Yol ANAP kökenlidir şeyler. Yani 9 tane belediye var. 9 belediyenin 3-4 tanesini CHP alırdı en fazla. Kalanını Doğru Yol ve ANAP'lı belediyeler paylaşırdı. Seçmen yapısı olarak Silivri İYİ Parti'ye uygun. Uygun da bir aday bulunduğu takdirde CHP'de buna okey derse, birlikte gidilirse burada seçim kazanma, yani Silivri'de, Çatalca'da, Şile'de İYİ Parti'nin seçim kazanma şansı diğer ilçelere oranla daha yüksek. Bu anlamda Silivri ön plana çıkıyordu. Bir de dediğim gibi 18,5-19 civarında bir anketlerde oyumuz çıkmıştı. İyi bir oydu o süreçte. CHP'nin düşüyordu, işte AK Parti'nin de düşüyordu. Onun için öyle bir şey vardı. Biz de bastırıyorduk işin açıkçası. Yani Silivri'den İYİ Parti adayı çıksın diye. Ama sonuçta siyasette 24 saat sonra ne olacağı belli değil, çıkabilirdi. Anlıyorum. Peki o %18-19 o zamanki o şimdi kaçtır? Var mı güncel bir rakam ya da tahmininizde? Ya şimdi bizim tabii seçimlere yakın bir kongre süreci, partinin 3-4 tane aday çıkması, ilçe bazında konuşuyorum. Partide bir ivmeyi durdurdu. Yani sonuçta mevcut yönetim 3'e 4'e bölündü. Yani o %18,5-19 oyu Silivri'de o duruma, o ortama getiren ekip Silivri'de 3'e 4'e bölününce ne oldu? Otomatikman o ivme de ortadan kalktı. O heyecan ortadan kalktı. Orada bir duraklama oldu. Bir gerileme yaşandı. Dediğim gibi diğer partilere de ciddi anlamda bizden giden arkadaşlar oldu. Mevcut yönetimin içinden ciddi anlamda benim bildiğim kadarıyla en az 15 kişi istifa etti. Hem partiden istifa ettiler, yani bırakın yönetimden istifa etmeyi. Bunlar tabii partiye eksi yazdı. Ama bir de şimdi baktığınızda yani İYİ Parti Silivri'de oyunu arttıran tek parti. Yani 2018 seçimlerine baktığınızda %10.8'lerden işte 11 nokta küsüre gelmişiz. 11.1'di bizim 2018'de. Civarları 10.8'di, işte 11 nokta küsüre geldik falan. Yani %5 gibi, 0.5 gibi oyumuzu arttırdık. Onun dışında diğer partilerin hepsi baktığınızda AK Parti %7 oy kaybetmiş. MHP yani seçilecek sıradan bir milletvekili olmasına rağmen 3. sırada seçilecek sıradan bir milletvekilleri var. Belediye başkanı MHP'de. Yani çok iddia ediyorlar ki sorarsanız, bakarsanız sosyal medyaya çok çalışıyorlar, çok iş yapıyorlar, çok başarılılar. Ama nasıl ki öğrencinin karnesi çalışmanın meyvesi karne, seçim sonucu karnesini aldığında eğer başarılı mı başarısız mı diye ortaya çıkıyorsa MHP'de oyunu düşürmüş Silivri'de. Yani bir belediye başkanı senden ve 3. sırada vekilim var. Aynen hala vekil adayı ve senin oyun kendi içinde düşüyor. Yani bu bir soru işareti. Demek ki Cumhur İttifakı adına AK Parti %7 oy kaybedip işte MHP'de %10.7 yani %1 civarı bir oy kaybediyorsa, %8 oy kaybedip bunu muhafaza edip, Millet İttifakı muhafaza edip oyunu arttırıyorsa burada bazı şeyleri göz önüne almak lazım. Yani bu aslında seçmene de mesaj. Biz memnun değiliz ama siz birlik beraberlik halinde olursanız biz bu seçimde Cumhur İttifakı'na burayı bir daha vermeyiz diyor.
Anladım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bek, verdiğiniz cevaplar için. Aydınlatıcı oldu en azından. Kendi adıma söyleyeyim, umut verici oldu. Çünkü sizin gibi ben de aynı şekilde Silivri'de ve İBB'de, İstanbul genelinde oyların bölünmesinin mevcut iktidara yarayacağını, kazanılmışları da kaybedeceğimize inanıyorum ki zaten bu bir inanç meselesi değil, oy oranları, matematik bunu gösteriyor. Umarım gelecek aylarda, önümüzdeki aylarda genel merkezler, yöneticiler, genel başkanlar da bu yönde bir karar alır ve İBB'yi AK Parti'ye kaybetmeyiz ya da Silivri'de daha farklı bir sonuç elde ederiz. Bu konuda teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yani siyasetçinin şimdi siyasetçiye düşen görev burada seçmenin verdiği mesajı iyi algılamak ve buna göre hareket etmek. Ben Silivri'de sağduyunun hakim olacağını düşünüyorum. Millet İttifakı İstanbul genelinde de Silivri'de de bu kazanımları kaybetmeyecektir. Üstüne koyarak gidecektir. Geçen dönem Ekrem Bey'in şanssızlığı, Sayın İmamoğlu'nun şanssızlığı mevcut meclis üyelerinin AK Parti ve işte MHP ağırlıklı, Cumhur İttifakı ağırlıklı olması ve istediği kararları meclisten çıkaramamasıydı. Bu dönem bunu da aşıp işte Silivri, Çatalca gibi, işte Üsküdar gibi, Eyüp gibi yani birçok ilçede tekrar AK Parti'den veya işte Cumhur İttifakı'ndan bu belediyeler alınıp hem de mecliste çoğunluğu, meclis üyelerinin çoğunluğu sağlayıp hem Ekrem Bey, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu oraya oturtmak hem de onun alacağı kararlara daha rahat çıkması, daha işlem geçmesi için meclis çoğunluğunun da elde edilmesi lazım. Bu düşünceler içerisinde siyasilerimiz, ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız konuyu değerlendirirlerse bu iş olur. Ben çok umutluyum. İnşallah güneşli günler göreceğiz. İnşallah. Ekrem İmamoğlu'nun bu arada sizin söylediğinize bir ekleme yapayım. Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının haricinde meclisteki çoğunluğun kazanılmasının önemi de şuraya dayanıyor. Eğer 2028 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacaksa yine geçen seçimde karşılaştığımız muamma ile karşılaşacağız. İstanbul'da istifa edecek. Bu sefer İstanbul kimin eline geçecek? Ama eğer bu yerel seçimlerde CHP, İYİ Parti, daha doğrusu Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üstünlüğünü ele geçirirse Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylarının önü açılmış olacak ve 2028 seçimlerinde de bu defa şeytanın bacağı kırılmış olacak. Böyle de bir önemi var. Yani evet, ona çok dikkat etmek lazım ama ben gerçekten çok umutluyum. Dün işte 26'sında İyi Parti'nin Kocatepe'de yaptığı etkinlikte yani o 37-38 derecede sıcaklıkta işte insanlar 20-30 kilometre aşağıdan Kocatepe'ye tırmanıp yani 10 bin, 10 bin, 12 bin kişi alanda vardı. Bir o kadar kişi de tırmanamadı. Yani İyi Parti teşkilatları seçim sonrası hani şey dediler ya yani motive olmalısı gerekiyor diye. Evet bir kongre yaşadık. Kongre sürecinden sonra dünkü etkinlik teşkilatlara doping oldu. İnşallah biz oyumuzu arttırarak Millet İttifakı'nda yer aldığımız takdirde İstanbul'da bir problem olmayacağını düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum tekrar Sayın Refik Bey. Görüşmek üzere. Yine seçim maratonunda tecrübelerinizden, görüşlerinizden, istihbaratlarınızdan faydalanacağız. Yine bir alacağız sizleri canlı yayına. Şimdilik görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.